Merhaba, ben Emre Erdoğan. Üniversiteyi yurt dışında okudum. Iona College. İzmir'de de MEB Avinak Yol Lisesi mezunuyum. 10 yaşında stopu oynamaya başladım. Bunun sayesinde de Amerika'da burs kazandım. O dönemlerde de onun dışında, stopu dışında da yüzme ve kürekle ilgilendim. Türkiye'ye döndüğümde restorancılık işi yaptım. Son 4 senedir de kendi asıl şeyim olan spor hocalığı yapıyorum. Kendime ait ortamlar, 2 spor salonum var. Bunun dışında da bir açık su yüzme tutkunuyum. Olabildiğince her gün denizde geçirmeye çalışıyorum. Hava kötüyse havuza geçiyorum. Marathon Masters benim için çok duygu yüklü bir kulüp. Sonuç olarak orada açık su efsanesi olan bir Turgut Esen var. Turgut Esen dediğimiz kişiyi şöyle anlatmak gerekiyor, tanımayanlar için söylüyorum. 55 yaşında Çanakkale'de genel klasman şampiyonu olmuş birinden bahsediyoruz burada. Genel klasman dediğimiz zaman 18'inden 15'ine, 25'inden 30'una olan herkesin olduğu bir platformda şampiyon olmuş biri. Aynı zamanda da dünya altıncısı olmuş biri. Onun kurucusudur Turgut Esen ve benim yüzmeye başlamamdaki, açık su yüzmeye geçişimdeki en büyük sebeplerden biridir. O yüzden Marathon Masters benim için çok duygu yüklüdür. Bu kulübün kurucusu ve içindeki her bileşeniyle bir aileyi temsil eder. İç ses zaten herkesin, aslına bakarsanız, günlük yaşamda da olan bir şey. Yani sizi aslında korumaya çalışır iç ses çoğu şeyden. Sizi güvenli olduğu yerde tutmaya çalışır iç sesiniz. Burada 2-3 tane şey var. Bunun İngilizce ismi comfort zone. Bu comfort zone'dan çıkmanız için 2-3 tane bizim yaptığımız bir şey var. Birincisi nefes egzersizleri. Yani beyninizde bu fikirler yoğunlaştığı vakit nefesinize konsantre olabilmek. İkincisi bunu günlük hayatınızda rutin hale getirmek. Sizi rahatsız edecek veya yapmayı istemediğiniz bir şeyi, bir tane şeyi ama size olumlu bir şey getirecek bir şey, günde bir kere tekrar etmeniz bu gibi durumlarda yardımcı olur. Diğer bir şey de fiziksel hazırlığınız. Şimdi mental olarak istediğiniz kadar kendinizi telkin edin veya durdurun, antrenmansızsanız zaten yapamazsınız. Yani beyninizin size bir şey söylemesine gerek yok. Nefesiniz kesilir, kollarınıza kramp girer, beyninize gerek kalmaz. O yüzden de fiziksel hazırlık da, yapacağınız şeye karşı fiziksel hazırlığınız da bu anlamda çok önemli. Bu üç bileşeni bir araya oturttuktan sonra mentalden gelen sesleri bastırmak kolay oluyor. Biz insanoğlu olarak hayatımız boyunca her şeyi kontrol ve bir şeyin bizi sevip sevmediğiyle ilgili onun kafasını okşayabilip okşayamadığımızla ilgili bir şey var. Aslında doğada böyle bir şey yok. Kimse gidip de birbirini okşayıp, yani kediyi okşar gibi, köpeği okşar gibi böyle bir interaksiyon yok ama bir saygı var. Ne demek saygı? Örnek veriyorum, bir canlının habitatında doğru zamanda olmak gerekiyor. Ben gidip de, örnek veriyorum, bildiğim çiftleşme yaşanan bir köpek ve çiftleşme olduğu yere gidip denize atlamam. Veya sabah 6'da şafak sökerken bu tip canlıların olduğu yerde adam, bu bir saygıdır önlemden öte. Onlara bir saygıdır. Yani sonuç olarak siz onlara bir şekilde diyorsunuz ki ben burada bir başka bir predatör olarak karşınızdayım. Diğer bir şey de her canlıyı kurcalamamak gerekiyor. Yani denizde her gördüğünüz veya şey yaptığınız canlıları gidip dürtmek, iteklemek bunlar değil. Bir de doğru bir kalple dediğim şudur. Sizin duygularınız elektrik akımınızı değiştirir. Şimdi mesela örnek veriyorum, aranızda biri negatif. Negatif bir insanın yanında kimse çok uzun süre kalmak istemez çünkü bir enerji akışı vardır. Aynı şekilde korku da. Korku da bir enerjidir ve bir enerji açığa çıkartır. Vücudunuzun kalp atışlarınız değişir, vücut ısınız değişir, hareketleriniz değişir, kulaçlarınız değişir. İşte bu korku sizi predatör konumundan av konumuna düşürür. İşte bu bakışla ve doğru şeyleri yaparak her yerden çıkabilirsiniz. Çünkü vücudunuz, yani konuşma dışında vücudunuz sizin aslında tamamen bir etkileşim aracınızdır. Nasıl durduğunuz, kapalı mısınız, açık mısınız? Vücudunuz aslında kelimelerden çok daha fazla şey anlam ifade eder. Özellikle hayvanlar için. Bu yüzden de ben hep derim ki saygılı bir birey, doğru bir kalple, yani kendini kontrol edebilen ve doğru şeyle her yerden sağ salim çıkabilir.
Ya pes etmeme konusunda şunu bekleyin. Aslında dışarıdan gelecek popo alkış değil de sizin oradaki doğaya adaptasyonunuza olan güveniniz geliyor. Yani buraları geçebilmek aslında şöyle bir şey. Doğayla adaptasyon. Yani ben gerçekten buralarda başarılı oldum. Çıkabildim bu cehennemden. Yani demek ki ben yaptığım şeyi doğru yapıyorum. Doğru bir yolda ilerliyorum. Ben köpek balığı gördüm, deniz anası gördüm. Bunlar da şöyle. Yani birincisi şu yok. Kesinlikle ve kesinlikle köpek balığını illa gördüğünüzde sizi yiyecek diye bir şey söz konusu değil. Yani merak edip de gelmiş olabilir, oradan geçiyor da olabilir. Yollarınız kesişmiş olabilir. Hemen kesin karar bu beni yemeye geldi. Böyle bir şey yok. Deniz anası zaten tamamen bir sinir sistemi bir canlı. Neye çarptığını veya ne yaptığını çok bilen bir canlı değil. Siz tesadüfen çarpışıyorsunuz. Evet çok can yakıyor. Ama bana göre hiçbir can acısı mağlubiyet kadar acıtmaz. Yani hiçbir can acısı mağlubiyet kadar can acıtmaz. Yani o sudan evet ilk sizi çıkarsınlar diyelim aldılar sizi. Çok mutlu olacaksınız. Oh be kurtuldum bu cehennemden canlı çıktım. 24 saat sonra çok pişman olacaksınız. 24 saat sonra ben onu yapabilirdim. Niye pes ettim? İşte o sorular daha zor ve o soruların cevapları daha da çok zor. Şimdi benim için yüzdüğüm parkurların hepsi benim evim gibi. Yani evimde kirlilik görüyorsam orayı da kirli görüyorum. Ve genel olarak bu konuda azmedip temizliyorum. Bir Turmepa gönüllüsüyüm. Elimden geldiğince toplu temizliklere de katılıyorum. Paylaşımlar yapıyorum. İnsanları uyarıyorum. İnsanlara şu tavsiyem var. Bir torba çok torbadır. Alabilirsiniz. Gördüğünüz yerde duyarsız kalmayın. Yani buradaki amacımız zaten sizden beklediğimiz gidin de bütün denizi temizleyin sonuna kadar saçını. Hayır. Bir, plastik poşetle olan, plastik şişelerle olan ilişkinizi azaltın. Bunun yerine gidin bir tane termos alın. Suyu termosla alın. Oradan doldurun tekrar devam edin. Denize gittiğinizde kıyıda bir torba görüyorsanız bunu alıp çöpe atın. Hepsini almak zorunda değilsiniz. Kendinize hedef verin. 5 tane alın. 6 tane alın. Sizi gören başka biri bir 5 tane daha alabilir. Veya bir daha gittiğinizde 5 tane daha alıp bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bugün düşünün ülkede 73 milyon insan yaşıyor. Bunun 1 milyonu buna karar verdiği zaman her sene 5 tane bu 1 milyon kişinin çöpü denizden aldığını düşünelim. 5 milyon yapıyor. Şimdi biz bu karmaya ulaştığımız zaman zaten denizlerimiz tertemiz olacak. Sahile giderken hep bir pikniğe bir şeye giderken hep bir B planı yani o çöpü götürdüğünüz şeyi toplayacak bir planınız olsun. Yani bıraktığınız atığa karşı bir planınız olmalı. Bu planlarınız olmazsa sürdürülebilir bir hayat yaşayamayacağız. Yani bu sadece çevre düzgün olsun, güzel koksun değil. Bu bizim hayatımız. Yani evinizden daha değerli doğa. Çünkü doğa size her şeyi veriyor. Yiyeceğinizi veriyor. Havayı veriyor, suyu veriyor. Yaşayacağınız yani sizin beraber olmanız gereken her türlü şeyi size doğa sağlıyor. Buna saygı duymadığınız zaman cebinizde 10 milyon dolar, 100 milyon dolar, 1 milyar dolar olsun. Yaşanamayacak bir yerde yaşayacaksınız. Ve sonunda diğer canlılar gibi nesli tükenen canlıların arasına katılacaksınız. Bu benim herkese işte aman yapın, duyarlı olun değil ki. Yani bu bizim yok oluş mücadelemiz şu an. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Burada ortada hani duyarlılık değil. Bu yok oluş mücadelesi. Bunu herkesin anlaması lazım. Bu yok oluş mücadelesine karşı herkesin durması lazım. Ocean 7 bittikten sonra yüzmeye tabii ki de devam edeceğim. Onun dışında Grand Prix hedeflerim var. Dünyanın en hızlılarıyla yarışmak gibi bir hedefim var. Onu yapmak istiyorum. Sonra da huzuru bulduktan sonra dağlara doğru birazcık geçiş yapmak istiyorum. Dağ tırmanışlarına geçmek istiyorum. Çünkü karadan bayağı epey bir uzak kaldım ve dağları da çok severim ben. Doğanın diğer tarafı olan zirveleri de çok severim. Eğer Ocean 7'den sapasağlam çıkarsam zirvelere doğru birazcık daha adım atmayı düşünüyorum.